Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda mitozla ilgili soru çözümü yapacağız. Ben her konu sonunda mutlaka soru çözümlerine yer vermeye çalışacağım. Şimdilik mitoz bölünme ile ilgili devam edelim. Mitoz bölünme ile ilgili bütün soruları şu an çözebilirsiniz aslında. Elinizde bulunan kaynaklardan mutlaka soru çözümü yapın ki aklınızda kalsın. Sadece konu çalışmakla yetmiyor, bol bol soru da çözmemiz gerekiyor. Konuyu iyi anlamamız için tabii ki. Gelelim birinci sorumuza. Diyor ki, mitoz bölünme ile verilenlerden hangileri gerçekleşir? Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanır. Arkadaşlar, kromozom sayısının nesiller boyunca korunması mayoz bölünme ile sağlanan bir özelliktir. O yüzden bu yanlıştır. Daha sonra diyor ki, genetik özellikler değişmeden yavru hücrelere aktarılır. Doğrudur, mitoz sonucunda iki tane aynı hücre oluşuyordu. Bu doğru. Eşeysiz üreme ile canlıların çoğalması gerçekleşir. Mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturduğu için bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olur. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda bize şekiller vermiş. Diyor ki, mitoz sırasındaki mikroskop görünümleri şematize edildiği gibi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası nasıl olur? Şimdi bakıyorum. Benim en iyi bildiğim iki tane evre var bir kere. Bunlardan bir tanesi metafaz, bir tanesi de anafaz. Metafaz merkeze dizilme evresidir arkadaşlar. Dolayısıyla kromozomların merkezde olduğu evre hangisi? Üçüncüsü. O zaman üçüncüsü ne olur? Metafaz evresi olur. Ayrıldığı evre hangisi? Bakın burada 2. Yani o zaman ikinci evremiz ne olacak? Anafaz evresi olacak. 4 ve 1 kaldı. Şimdi bakın, dördüncüde hücrenin içerisinde iki tane çekirdek var. O zaman bu telofaz evresidir arkadaşlar. Telofaz. Daha sonra diğerine baktığımızda 1 numara ise ne kalıyor geriye? Profaz kalıyor. 1 numarada profaz evresi olur. O zaman sıralayalım. 1, 3, 2, 4. Evet, sıralamamız bu şekilde olur. Geçelim üçüncü soruya. Diyor ki, şekilde ökaryot bir hücrenin bölünme evresi gösterilmektedir. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi hemen şekle ben bakıyorum. Kaç kromozomu var? 2. O zaman 2n eşittir 2 kromozom olabilir. Daha sonra bakıyorum, sentrozomu var mı? Var. O zaman bu hayvan hücresi olabilir. Peki hangi evre? Bakın, merkeze dizilmiş. Merkeze dizildiği için metafaz evresidir diyorum. Şu an bunları çıkardım. Hemen bakalım. Hayvansal hücredir. Evet, bulduk. Doğru. 2n eşittir 2 kromozomludur. Bunu da bulduk arkadaşlar. Doğru. Mitozun metafazıdır. Evet. Metafaz evresi. Doğru. Sitoplazması ara lamel ile bölünür. Bakın, hayvan hücrelerinde ara lamel yok. Hayvan hücreleri bonlanarak bölünüyor. Ara lamelle bölünen hangi canlıdır? Bitki hücresi ara lamelle bölünür. Çekirdek zarı kaybolmuştur. Şimdi ortamda bir çekirdek zarı görmeyebilirsiniz. Doğru, ama çekirdek zarının kaybolduğu evre hangi evredir? Profaz evresidir. Dolayısıyla bu evreye uymaz. 4 ve 5 yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Diyor ki dördüncü soruda, hücre döngüsü G1, G2 ve M kontrol noktalarında dur ya da devam et sinyalleriyle denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi dur sinyalinin verilmesine neden olur? Durabilmesi için bir hatanın olması lazım. A şıkkında diyor ki, kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa, bakın normalde sıralanması gerekiyor ama sıralanmamışsa bu bir hatadır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Ama diğerlerini de okuyalım. Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa, tamam, zaten bulunması gerekiyor, bu doğru. DNA hasarsız eşlenmişse, bu da arkadaşlar olması gereken bir şey, devam et sinyali verilecek. Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa zaten bölünebilmesi için bu gereklidir. Bu da olur, devam et sinyali verilir. İyi iplikleri kromozomlara tutulmuşsa yine bu da olması gereken bir şey, devam et sinyali verilir. Dur sinyalinin verildiği şık A şıkkıdır. Gelelim 5. soruya. Mitoz sonucu oluşan yeni hücreler karşılaştırıldığında hangileri farklılık gösterir? Arkadaşlar, mitoz sonucunda
ne aynı kalıyordu ne farklı olabiliyordu. Bir kere kromozom sayısı, gen çeşidi, DNA miktarı bunlar kesinlikle aynı kalır. Ama işte hücrenin büyüklüğü, sitoplazma miktarı, organel sayısı bunlar farklılık gösterebilir. Bakıyorum gen çeşidi aynı kalır, değişmez. O zaman bizim cevabımız bu değil. Çekirdekteki DNA miktarı aynı kalır, değişmez. O zaman cevabımız bu da değil. Ribozom sayısı demiş. Organel sayısı değişebiliyordu arkadaşlar. Bu farklılık gösterebilir. Sitoplazma miktarı da yine farklılık gösterebilir. Cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olacak. Geçelim 6. soruya. Problem sorusudur. İki en eşittir 18 kromozomlu bir hücre ard arda 3 mitoz geçirirse oluşan yavruların hücre sayısı ve kromozom sayısı ne olur demiş. Arkadaşlar bizim hücre sayısını bulabilmemiz için bir formülümüz var. 2 üzeri n formülü. Buradaki n mitoz sayısıdır. Kaç kere mitoz geçirmişse onun sayısı. Şimdi kaç mitoz geçirmiş burada demiş. 3 mitoz geçirmiş. O zaman 2 üzeri 3'ten 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. 8 tane hücre oluşur. Biz hücre sayısını bulduk. Bir de bize kromozom sayısını sormuş. Kromozom sayısı mitoz bölünmede değişiyor muydu? Değişmiyordu, değil mi? O zaman ne olacak? Kromozom sayısı da yine 18 olacak arkadaşlar. Kromozom sayısı değişmez diyoruz. 2n eşittir 18 olur. Evet, gelelim bir sonraki sorumuza. 7. sorumuz. İnterfazdaki bir karaciğer hücresi yukarıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Şimdi interfaz hazırlık evresi. Bakıyoruz hazırlıkta neler oluyordu? Beslenme olur, büyüme olur, protein sentezi olur, ATP sentezi olur, DNA sentezi olur, bir sürü şey oluyor. Bakıyoruz beslenme var, büyüme var. Solunum vardır arkadaşlar, ATP sentezi için önemli. Protein sentezi de vardır ama iyi sentezi interfazda değil. Nerede olacak? İyi sentezimiz profazda olacak. O zaman cevabımız ne olur? 5 olur arkadaşlar. Geçelim 8. soruya. Diyor ki verilen hücrelerden hangileri bölünemez? Bölünemeyen hücreleri ben size söylemiştim videolarında. Kars yumurtası diye kodlamıştık. Neydi? Kas hücresi, alyuvar hücresi, retina, sinir hücresi, bir de yumurta hücresi. Bunlardan hangileri var burada? Sinir ve kas hücresi var. O zaman cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Yukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? Diyor ki yüzey alanının hacmi için yetersiz kalması bu bölünmeye sebeptir. Hücre metabolizma hızının artması. Bunun herhangi bilgisi yok arkadaşlar. Sitoplazmanın azalması. Bunun da bilgisi yok. Sitoplazma artması deseydi alırdık. Zar üzerinde gerçekleşen madde alışverişinin ihtiyacı karşılayamaması. Bu da yine bölünme sebeplerindendir. Cevabımız 1 ve 4 olur. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sorularımız bu kadar. Hoşça kalın.